Merhaba arkadaşlar, harika bir mantar türüyle sizinle birlikteyim. Trametes versicolor ya da diğer sinonim isimleri olan Cariolus versicolor ya da Polyporus versicolor. Harika renkleri var. Bunu Stereum hirsutum'dan ayıran özellikleri. Şurada gözüküyor mu? Evet, alttaki gözeneklerinin delikli olması, düz olmaması, gözenek şeklinde. Küçük küçük pek çok deliğe sahip. Renkler çok ilginç. Pek çok renk bulundurabiliyor. Şurada krem var. Kahverengimsi, kırmızımsı bir yapı var. Daha morumsu yapı var. Renkler renge giriyor bu tür arkadaşlar. Bunun en güzel yanı ise şifalı özellikleri. Nedir bu şifalı özellikleri? Özellikle kanserle mücadelede diğer mantarlarla birlikte listenin üst sırasında kabul ediliyor. Öbür mantarlar Cordyceps, Reishi, Maiteki hakkında pek çok araştırma yapılmış. Ekranı göreyim. Hakkında pek çok araştırma yapılmış. Aynı zamanda da bundan elde edilen özütün AIDS ile mücadelede çok büyük bir etkisi olduğu da ortaya konmuş. Ama tabi kalkıp bu %100 iyileştirecek diye bir kesinlik yok arkadaşlar. Aman ben bunu içtim, iyileştim, yok. Yani şöyle başka bir yerde var. Ben oraya geçeyim. Orada anlatayım bunu size. Bakın burada nefis örnekleri var. Harikulade örnekleri var. Şu en güzeli galiba. Özellikle ölü ve sert ağaçlarda çıkıyor. Bu konuda bilginiz olsun. Yıl boyu çıkıyor ama sonbaharda sporlarını döküyor. Çin halkı yüzyıllardır bunu kullanıyor. Çayını yapabilirsiniz. Bundan PSP olarak adlandırılan bir özüt çıkartılıyor arkadaşlar. Bu özüt de özellikle HIV virüsünün çoğalmasını engellemekte kullanılıyor. Çayını yapabilirsiniz. Çayını nasıl yapabilirsiniz? Bir su bardağı doğranmış hindi kuyruğu mantarı, 5 su bardağı su, bir çay kaşığı bal, bu tatlandırması için çünkü bir tadı yok. Bir damla da limon içine, 1-2 damla. Günde sadece bir veya 2 bardak için. Şöyle bir sıkıntı var. Hamileyseniz, emziriyorsanız kesinlikle kullanmayın. Hastalığınız varsa, kalıcı ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışın. Onun haricinde bazı kişilerde mide ve bağırsak problemlerine neden olabiliyor. İshal, koyu renk dışkı ya da tırnak renklerinde morarma, siyahlaşma, koyulaşma görürseniz hemen kullanmayı bırakın. Yan etki yapmıştır ve doktorunuza danışın. Hindi kuyruğu mantarı, Trametes versicolor, Cariolus versicolor direkt budur. Bir tanesini, of, bu da geçen seneden beri bu ağaçta, biliyor musunuz? Bir tanesini koparayım, çok sert. Yenilebilir bir mantar değil çünkü sert, zehirli değil. Bu yüzden çayı yapılarak tüketilir. Renklere bakın ama ya. Vallahi muhteşem ya. Burada o kadar çok çıkmış ki ağaçların üzerinde. Bunlar çok küçük örnekler. Daha da büyüyebiliyor. Muhteşem.